Kanalıma hoş geldiniz ve bugün yanımda ilk kez kolaps deniyor değil mi? Kolaps videosu yaptığım en yakın arkadaşım Dropindo ile birlikteyiz. Çok duygusal. Bir YouTube kanalı vardı biliyorsunuz, daha önceki videolarımda bahsettim. Şimdi kendisi yanımda. Hoş geldin. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Ben asla gevşemeyi düşünmüyorum. Burası ciddi bir platform. Rezil Ciddi. olabiliriz. Çok Ciddi. ciddi bir Önceki platform. videolarımı izlemedin galiba. Hiçbirinden haberin Kanka yok. sen kendini rezil etmiş olabilirsin ama Ama benim ben bir... kendime edemem ama diyorsun. Benim bir prestijim var. Prestijim var. İnsanlar beni havalı biri sanıyor. Evet. Havalı biri. YouTube'dan tanıyanlar sanıyor olabilir. Sanıyorlar mı öyle mi gerçekten? Havalı Öyle biri değil. misin? Sanıyorlar Hayır. mı? Ve ufak geğrentiler Biraz. geliyor. Hiç böyle şeyler yapmam ama Abi. çok gerildim. Çok gerildi. Gerçekten Neden? yaşarsın. Bu videoyu birlikte çektik. İzlediğiniz videoyu ve tamamen ya aslında proje çizimi bana ait ama eklemeler, çıkarmalar, işte şurası şöyle olsunlar, böyle olsunlar, iç dizayn, dış dizayn komple tamamı bize ait. İlk kez değil, ikinci kez Reel to Sim yapmamış oldum. Bir önceki videomda da Evet, iki aynı kez. şekildeydi. Peki yaptığımız işi gerçekten biz sonucunu beğendik, değil mi? Çok, Yani evet. sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederiz ama canı sıkılan da çıkabilir mi? Hayır Çıkabilir. ya, ne münasebet. Arkadaş, niye böyle kibarlıklar yapıyorsun? Ne gerek var? Canı Allah sıkılan Allah. çıksın diyorum ben. Ya İsteyen ne izler, münasebet, istemeyen çıkmayın izlemez. kardeşim. Hayır, o zaman Çıkmayın. çıkmasınlar. Bir Peki. kere bak, bir şey değil mi? Ben senin videolarını şeyden izliyorum. Yani böyle tamam, herkes video çekiyor ama senin gibi böyle muhabbetine, işte geyiğine, Ben ama bir şey diyeyim mi? dalgasına. Ama bir gerçekten videolarda hani oturup da böyle videoyu yapan adam neden evini anlatır? Ben onu anlamıyorum. Ben zaten izliyorum abi yaptığın Aynen, bir de şeyi. şey böyle, Neyi evet şu nereden an aldığını yatak biliyorum. koydum. İşte duvar çektim, işte şunu koydum. Hiç Bunları gerek biz yok. de görüyoruz. Yani artık Aynen. madem burada bir şey izliyorsak eğlenceli, Yani güzel günlük sohbetin şamata. Ki olduğu. ben bile en yakın arkadaşım olmasına rağmen bazen şey yapıyorum, yani yalan yok, videoyu böyle açıp Sardırıyor aynen musun? mesela işte defter yapıyorum ya da işte başka bir Yani şeyle öyle zaten, ilgileniyorum yani ama dinliyorum motamot yani. izlemek zorunda değilsiniz. Yani hani Evet. bence zaten hani çok 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 oyun fanları izliyor. Çok 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 sohbet fanları da dinliyor. İkisini yapan Aynen. yok galiba. Kazanıyor. İkisini yapan Ki yok. kazanıyor. Ki yok gerçekten Yani benim bildiğim gerçekten böyle kadarıyla. çok deli Çok iyiydi. izle yani şöyle ki o, ev yaparken konuşan ben Gayet bugüne kadar, yani böyle havadan, sudan, sohbetten konuşan ben duymadım açıkçası. O güzel. yüzden bence birazcık daha farklı bir tarzı olduğunu düşünüyorum Bence de ve kanalımın. seninle Ve gurur duyduğumu da teşekkür ediyorum. söylemek Çok sağ olun istiyorum. Muzaffer'im. 17. ya da 18. videom olması lazım. Ya Bilmiyorum çok kaç tane. duygusal. Biraz fazla olmuş ama bu kadar fazla videoya hala az olmayan ile devam Hayır. edip asla pes etmemek. Yani Yani şey ama derler ya, işte azimli sıçan duvarı delermiş diye. aslında İşte onun doğrusu o azimle azimle. değil, azimli sıçan. Sen Evet, azimle mi ben dedin? azimli dedim az önce. Tamam. Pardon. Tatlım. Aa, senin gibi bir Türkçe kralına bunu düzeltmem zaten, pardon. YGS bir dönemimde Evet. 40 çekmiştim. Arkadaş Full 40'ta 40. TM'ci. Sonra Ama gerçekten sonra altı. gerçekte 40 soruda 29 doğru, 11 yanlışla şey oldum böyle. Nerede o 40, 40'ta 40'ı yanmadığına O geçin. ben değildim galiba. Gerçekten ben anlamadım Kaydırma zaten. yapmış olabilir misin o Yani ben yaptığın de kaydırma yapmış sınavda? olduğuma inanmak istiyorum zaten. Yani hani insanlar kaydırma yapınca ne yapar? Üzülür. Ben sevinirim çünkü bu kadar 40'ta 40 yaptıktan sonra 29 doğru Tosun yapmak benim zekamı sorgulattı oldu. bana. O Estağfurullah esnada. kanka. Zekamı da sorgulamak istemiyorum çünkü yaş aldıkça biraz gerizekalılığa doğru Hayır, bak bunu yaldır geçen de yaldır konuştuk. koşuyorum. Yani böyle üniversite Sen zamanı tosun. falan sürekli şeydik ya böyle. Sürekli aktifsin işte, ne bileyim. Ben mesela KPSS'ye çalışırken falan gerçekten böyle bir beynim açılmıştı. Yani bir zeka gelişimi söz konusuydu. Şimdi tamamen geriledi. Hatta Yok işe ya, bitti başladıktan yani. sonra ben durdum yani Ben kesinlikle. kaybettiğimi düşünüyorum. Ben IQ de. falan 3 falan yani. Benim de yani Bir elimde kesinlikle. bile 5 parmak var ama IQ'mun 3 falan olduğunu düşünüyorum. Yani şu anda 0. Gerçekten yemin ederim 0 yani. Hiçbir O şey en azından hatırlamıyorum. Ya abi, arabayı sıfır. park ediyorum bir yere. Ama bunu senin yanındayken de defalarca kez yaşadım. Gidiyoruz bir yerde, oturuyoruz falan, muhabbet ediyoruz, bir şeyler içiyoruz. Gayet güzel. Gün bitmek üzere artık. Kalkıyoruz mekandan. Arabayı bulamıyorum. Oğlum Ya nereye abi koydun? geçen bak, iş yerinde yaptım bunu ya. Yani çıktım ve şey yaptım. Önce annemi aradım. Dedim işte anne, geliyorum, yemeği hazırla falan.
Yalnız dedim şöyle büyük bir problemimiz var. Arabayı nereye koyduğumu hatırlamıyorum Şaka dedim. Annem mı? diyor ki sen geri zekalı mısın Hayır, bir de çok büyük bir otopark mı? Yo, otoparkımız yok ki bizim. Gerçekten otoparkımız yok. Mahalle arasında ilk boş bulduğumuz yere E konuyoruz ne yani. yaptın? Hep böyle bip 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 aradın mı? Yo, şey yaptım. Arabayı bulana kadar rutin olarak koyduğum yere gelene kadar yürüdüm. Arabamla karşılaşmayı bekledim. Tamam, olmadı Arabamla. falan. Sonra böyle artık yavaş yavaş. Çünkü o gün tesadüfen en uzak noktaya koymuşum. Rutin olarak koyduğum ama en uzak Ne olan noktaya. Ve şey, hatırlamıyorsun? artık gitgide eledikçe yolları. Ha tamam, şuraya koymuştum noktasına geliyorum ama geri zekalı gibi ilk çıktığım anda hatırlamıyorum arabayı nereye koyduğumu. İşte O 3 bence IQ var. yoğunluk da olabilir. Kanka 3 IQ değil, senin işin 3 bayağı IQ. yoğun yani. Yani senin Yani hepsi benim eksi 5 falan olması lazım, o yüzden. estağfurullah. Estağfurullah şey demekmiş biliyorsun ama ha evet, ama neyse Öyle mi? Ben herkese estağfurullah diyorum hata yaptıklarında. geçelim. Seni biz Mesela egoist. biri şey diyor, özür dilerim diyor, Ama estağfurullah başka ne diyorum. diyeceksin ki? Yani özür İşte ben dilerim. normalde böyle özür dilememesi gerektiği halde özür dileyen insanlara şey demek istiyorum. Özür dileme. Ama Evet. özür dileme de diyemiyorum. Çünkü özür dilemek erdemdir falan diyorlar ya böyle. Bir, o kibarlık Yani ya hani böyle. özür dilemek Yok. erdemdir. Evet, erdemdir bir noktada ama tabii her şeye de özür Ne, dilememek hiç lazım. Ama gerek ben yok. çok Kaba dilerim. olmak daha Ben iyi. dilerim yani. Biliyorum. Haksız yere, Yani şöyle ya bir haklı şey olduğum var. halde bile bazen özür Şimdi dilerim en yani. yakın arkadaşlarımdan biri, hatta çocukluk arkadaşım, hatta en yakın En yakın arkadaşım. arkadaşın ama şimdi izleyen ortak arkadaşlarımız var. Geri sar Aynen, o çabuk yüzden buradan. şey Çabuk. yapmaya çalışıyorum. Böyle şey. Çabuk. En Buradan. yakın, En en yakın yakın. erkek best friend diyeyim. Evet, bu kesinlikle doğru. Evet, Bak bunu bu çok kimse de doğru. alınmaz Buna yani. kimse Bu alınmaz bayağı çünkü başka doğru. erkek best friend'im. Aslında evet, en yakın da Yani olabilir. friend'i var ama best olduğumu can gönülden inanıyorum. Neye? Anlamadım. Erkek friend'i Bak var. IQ'm düştü gördün. Boyfriend değil burada kastettiğim. Erkek yakın Boy space, arkadaşı boy var. boşluk. Çünkü güzel bir ilişkim. Tamam, çok özele inmeden yanımdaki arkadaşımın inşallah yakın zamanlarda hayırlı işleri var diyelim. Allah tamamını erdirsin diyelim. Yüksek Peki yüksek tepelere diyelim. özel olursa cevaplamak zorunda değilsin. Hazırlıklar nasıl gidiyor senin için? Güzel. Bir ara çok stresliydim ama şu an saldım. Böyle bir cevap Akışına da. bırakıyorsun Aynen, muhtemelen. akışına Ne bıraktım. olursa olsun diyorsundur bir noktadan sonra. Ama o ilk başlangıç bir hevesle başlıyor. Sonra Evet. hani böyle işte bak, Sims evlerinde de oluyor. İzledim Evet. yaptıkları. İzledim. Yapmışsın. Bak, üst katlara gelene kadar özenle O döşemiş, şır var döşemiş, ya, döşemiş. saatler. Son iki odada falan şey yapmış. Böyle iki tane falan Aman. kumaş parçası atmış. Burası da boş gözükmesin Evet. Bak hatta ona da bağlayalım. Konuyu da bağlayalım. Şu an izlediğiniz yaptı işte bu salonu. Gerçekten çok beğendim bu arada. Hele o köşedeki şömine falan. İlk izlediğiniz yeri mutfağı da ben yaptım. Ve mutfağa kaç saat harcadım acaba? Yani En yarım uzun saat mutfak var sürdü mıdır? bence. O En doğru. uzun mutfak Ama sürdü. şöyle de kanka, oyunu oynamayı unutmuşum. Çünkü ben de ilk Oyunu ben de zamanlarda. oynamayı unutmuşum. Ya bir önceki videomda sadece dış tasarım yaptığım için çok zorlanmadım ama iç tasarıma bir girdim abi ve Doğru. uzun zamandır. Gerçi Kırmızı Noel'e bir yapmıştım ama tabii o yılbaşıydı bundan Yine bir de ay önce geçmiş. ama yani eşyaların yerini ben zaten isterseniz 100 tane video çekeyim. Hiçbir zaman ezberleyemeyeceğim. Evet, bir Yani de sende hani custom işte content var. custom content olmasa bile ezberleyemiyorum. Ney neredeydi benim aklımda kalmıyor. Doğru Kalan varsa ama. helal olsun. Yani buradan tebrik ediyorum ama benim aklımda kesinlikle kalmıyor. O Peki yüzden bunu. şey, hani istediğim parça zihnimde olabiliyor. Eşyayı hatırlıyorum ama eşyanın nerede olduğunu hatırlayamadığım için o odayı tamamlayamıyorum çoğu zaman. O yüzden istemediğim eşyalara yönelmek zorunda kalıyorum. Yani bunu hatırlayacağınıza işte ülkenin kuruluş tarihini falan hatırlasanız daha mantıklı işlerde Doğru. kullanılabilir. O Yani yüzden gerek yok yani, çok da işte büyük bir şu sorun. son birkaç eşyayı hatırlamak için babaannemi kayıtlarımdan silmiş olabilirim belki. Aynen. Bunu aynen mesela şey, şimdi yeni bir şey öğrendim mesela YouTuber'lardan, atıyorum Duygu Özaslan'ın işte manitası, işte salak salak fotoğrafları falan, işte çocuğun basketbolcu olmasından tut her şeye kadar biliyorum. Sonra diyorum ki şimdi bu bilgiyi biliyorum ama bunun yerine ne silindi acaba? Bunu geçen şeyle de Kesin konuştum, inanılmaz Merve'yle de kıymetli bir konuştum. şey Aynen, silmişsindir ama yani. hani neden? Neden böyle bir detayı biliyorum? Ben de buna inananlardanım. Yani bence bir şeyleri silmek zorunda kalıyoruz yeni bir Hiç şeyin hoş eklenmesi değil. için. Zaten hani beynim Hiçbir çalışmıyor bilimsel dayanağı yok bu yeterince. söylediğimin ama kesinlikle silmek zorunda kaldığımızı Ben düşünüyorum de. bazı şeylerin. Bazı mesela sinir bozucu şeyleri de unutmuyoruz. O da üzücü.
Evet abi, onlar neden akılda kalıyor acaba? Yani sil gitsin işte, anladın. Aynen. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Apple'da şöyle bir olay var. İşte son silinenler diye bir şey var. Sildiğini geri alabiliyorsun. Abi ben silsem bile birkaç gün sonra son silinenlerden geri yüklüyorum hafızaya. Yani. O sinirlendiğim şeylere. Şeyleri. Bu arada mesela şimdi biraz teknik bir soru olacak ama inşallah buraları kırpabiliyor muyuz? Bunu soracaktım zaten. Videoda herhangi bir şekilde şu an konuşurken burayı kırpabilir miyiz? Aslında evet, Tamam. kırpabiliriz. Yani senin için hayatı anlamlı kılan üç şey nedir desem, bana bununla ilgili cevabın ne olur? Çok güzel bir soru. Sanırım bir şeyleri başarmak diyebilirim. Yani mesela çok severek yaptığım şeyler var. Şu an biraz özel mi olacak diyeceğim de işte bullet journal'ım. Yo, hayır, Ondan yeni bir sonra. projen olduğundan da bahsedebiliriz eğer. Yani şöyle ben de YouTube'da videolar yapıyordum. Hatta işte birbirimizi böyle şey yapıyorduk. İşte o beni destekliyor, ben Destekliyoruz. onu destekliyorum falan. Ondan sonra hani böyle bir şey yaparken baktım zaten Sims yapıyorum. Sims beni çok yoruyor. Bilgisayarım çok eski derken bilgisayarım bozuldu falan. Devam etti. Ben bıraktım ki zaten azimli bir insan da değilim. Yani hani sen mesela inanılmaz Azmediyoruz da ne sabırlısın işe da. yarıyor şu anda, Fark inşallah etmez. işe Hayır kanka, şöyle bir yarıyordur. şey var, bir de hani diyorsun ya az izleniyorum diye. Bu işler böyle sırayla olan bir şey. Yani sen Ya bir de şöyle bir ya şey var. yırtık Lafını olacaksın. kesiyorum. Ya ben bu işlerde mesela, yani bu işe ilk girdiğim zaman gerçekten tabii ki işin maddi tarafı illaki var. Yani şurada bulunup da ben maddiyat için bu işi yapmıyorum diyen vardır ama bunun sayısı gerçekten bir elin beş parmağını geçmez ki ben de dahil olmak üzere. Bu işten para kazandığım müddetçe daha çok şevkleneceğim. Çünkü yaptığınız bir Motive işte ediyor seni. motivasyonunuz kazandığınız parayla bence kesinlikle pozitif ilişkili. Şimdi durum böyle olunca ben şeye çok şaşırıyorum. Hala bir şekilde buradan gelir elde etmeden şunu yapıyor olmama şaşırıyorum. Çünkü artık bir noktadan Evet. sonra kazanç sağlayacağım bir günün ne kadar uzak olduğunu bilmediğim için artık bir süre sonra bu da hobi olarak olsun diye devam ettiğim bir şey Ki bence aslında. böyle olması çok daha güzel bir şey. Yani çünkü şey oluyor o zaman, para hırsı girince işte ay insanları beğendirmeliyim, işte insanlar nasıl neyi sever. Hani sen mesela bunu yaparken eğlenmiyor musun? Eğleniyorum. Ben hele yani Kesinlikle seninle ben eğleniyorum. inanılmaz eğlendik. Kaç gündür bunu yapıyoruz? Ya arkadaşlar, video normalde orijinalinde 5,5 saat sürdü. Ve biz 5,5 saat 3 gün boyunca, tabii ki 3 gün full değil ama bir gün işte ben Bana geldi. Dropindo'ya gidiyorum. İşte Dropindo bir gün bize geliyor. Ben bir gün gidiyorum falan derken tamamlayacağız diye gerçekten artık saatlerimiz falan bitti. Çarpı 8 hıza getirdik. Çarpı 8 hız. 41 dakika kırpmaya çalıştım. Bir de bu arada 41 dakikanın içinde şey dahil değil. İşte bu sonradan balkonları, dışarıyı, bahçeyi doldurduğumuz video Tabii dahil değil. değil. Evet. Onu ekledik. Onu ekleyince video 41 dakikayı ben 31 dakikaya düşürmüştüm. Üstüne 3 dakika ekledik. 34 dakika oldu. Üstüne screenshotları ekledik. Tekrar 35 dakikaya çıktı. Yani gerçekten çok zahmetli bir süreçten geçti bu ev. Evet, gerçekten. Ama güzel oldu. Yani Bence de çok güzel oldu. Ve mesela hani Dropindo mesela evi yaparken ben atıyorum konser verdim artık bir noktadan evet, sonra. yani bu şey şu an zorunlu olarak burada tutuluyorum. Bir daha Sims World'u görmek istemiyorum. Gerçekten uzun bir süre zaten gideceğim şu şehirden. Ama yok yani, artık bir düğünde görüşürüz. O kadar. İnşallah düğünümde de mikrofonu alıp şarkı söylemek istemezsin. Düğünde takı takma kısmı var, Aa. hatırlatırım. Güzel espriydi, kabul Çok iyiydi. ederim. Evet kankacığım, sen gel. İstediğin yerde, Başımla gözüm istediğin üstüne diyorsun. şekilde. İstersen 10 tane şarkı söyle. Ama başım şişti yani. Ne Ya. yapalım? Ne yapalım artık bir süre sonra? Ya şaka bir yana sorun değil, bilmiyorum. Özleniyor yani gerçekten. Çok özlüyorum seni. Vallahi gerçekten. Ya Evet. bizim şöyle bir arkadaşlığımız var. Biz arkadaşlığımızın nasıl başladığından Hadi bahsedelim o zaman. bahsedelim. Ben işte biz aynı okuldayız, aynı ilkokulda. Ben bir gün servisten indim ama şey, ben 5. sınıfta falanım. Sen Ben yok, sen altıdayım. Ben ya altıdayım, da sen sen öyle beştesin. mi? Evet ama 7'de miydin artık şey yoksa? olacak. Aa, ben yedideyim, sen altıdasın o zaman, ama bitecek artık yani. Yaza yaklaşmışız. Ve işte ben aynı apartmandan, ben de yeni taşınmışım. Bir senedir orada yaşıyor, aynı sitedeyiz. Ben de işte apartmandan bir arkadaşımla beraber
Gidip geliyorum okula, işte sabah gidiyoruz, işte dönüşte gidiyoruz falan derken. Nasıl gittiğinden bahset. He, yürüyerek gidiyoruz. Çünkü ne, nasıl bir yer biliyor musunuz? Yani nasıl diyeyim size, kaç bir kilometre hayatta yoktur. Sadece bir karşıdan karşıya geçiyorsun. Ya. Taş çatlasın 700 metre falandır ama yani. Ama bunun sadece tek tehlikeli yönü şöyle. Bir yokuştan iniyorsun, karşı tarafa geçiyorsun karşı yola. O da böyle hani ikili bir yol. Yani çift şerit gidiş, çift şerit dönüşlü, evet. Bir araçların geçtiği bulvar. Evet. Ve hani tehlikeli sadece orası var. Onun haricinde her yer küçük yollar yani. Hani yol bile değil. Oğlum şey, senin çıkışını hatırlıyor musun? Bildiğin dağlık bir alan yani. Tabii canım yani. Aynen. Ve hiçbir riskli bir yer yok ve neyse, ne diyordum? Ay çok özür dilerim. İşte nasıl tanıştığımızdan bahsediyorduk. Nasıl bir yol olduğundan bahsettim. Ben oraya arkadaşla gidiyoruz işte, gayet yürüyoruz falan. Neyse, ben 3 IQ'mla böyle gurur duyabilirim şu an. Dedim sana -5 diye boşuna dememiştim yani, yalan değildi. Her neyse, ondan sonracığıma işte ben gidiyorum, arkadaşla geliyorum derken ne oldu? Sonra çıkışta, sen manyak anlar gibi ben servisle gidip geliyorum ama okula. Ama ondan önce de şöyle bir şey sırf var. Sırf bu yoldan dolayı. Anneler babalar tanışıyor. Hayır. Kanka sözünü kestim. Hayır, şey olarak mesela işte Simayen mi? Benim apartmandaki arkadaşımın annesiyle bizimkiler tanışmış. He. Ve o da işte böyle birine söylemiş falan. O kız da bana sürekli işte bak bu işte bu sitede şu var işte bu falan yolları anlatıyor. Hmm. Biz de yeni kankayız çünkü. Hı-hı. Sonra biz siteye girdik falan, yürüyoruz derken o dedi ki kız, aa dedi, bak dedi, gerçekten böyle konuşan bir kız bu arada. Bu da dedi işte benim sınıftan arkadaş dedi, sana böyle el falan sallamaya başladı. Bir baktım biri servisten inmiş, löpülü löpülü böyle çantasını tutarak evine böyle seke seke giden bir çocuk. Kim dedim bu süt kuzusu ya, hem bizim okulda oturuyor hem de şu kadarcık yola serviste mi gidiyor dedim. Laf attım. Tabii la, canım kıymetliydi gayet. Sonra evet, şey oldu, ben buna laf ben atınca çarptım, o da bana laf çarptı. Ama karşılıklı polemiğe girmiş olarak bulduk biz birbirimizi. Ve ben normalde cadı bir çocuğum gerçekten yani hatta bak şey var, bu videoları da izleyen Hakan'la Hakan'ın bir fanı var. Benim çocukluk arkadaşım, başka bir çocukluk arkadaşım. Onun babası bana şey der mesela hani deli. Çok haklı. Evet, çocukken çok daha fazla öyleydim. Gerçekten çok fena bir çocuktum. Yani durduk yere ben sırf servis kullanıyorum diye suçlanıp zorbalığa uğrayıp sen niye servis kullanıyorsun diye eleştirilip eziklendim. Sonra biz kavga etmeye başladık. Ve ben böyle bir şey beklemiyordum. Aşırı şey, hakaret falan gitti. Vardı galiba. Ay, var mıydı? Bir çocuk aklımızla hakaret bari konuşmuş olabiliriz. Ben sana şey falan dediğimi hatırlıyorum. Böyle hani bebek falan. Sen ha tabii tabii aynen. Bebek. Bebe mebe diyordu bana böyle. Tabii yani 5. sınıf çocuğu bebe olur ama şimdi aynı yaşta olduğum birinden sen bunu duymakla aynen sen kimsin de bana bunu diyorsun. Ben senin akıl hocalarını da biliyorum diyeyim şimdi çıkış yapacağım. Aynen. Ondan sonra bir baktım biz kendimizi kavga eder bir vaziyette bulduk. Evet. Ondan sonra gel zaman git zaman ben bir gün dışarı çıktım. Bunlar dışarıda oyun falan oynuyorlar. Sonra beni çağırdı. Sen de gelir misin dedi. Ben de yeni taşındım sayılır. Yani benim de arkadaşım yoktu. Ondan sonra ben bunların yanına kendimi kabul ettirdim. Hayır, bir de yüzsüz yani, o kadar laf sokmuş geliyor. Biz ama belki çağırdı. Yarım ağız söyledim. Ama çağırdı, beyaz bayrak çektin. Artık barış güvercini kondu aramıza yani o esnada. Barış güvercinleri geldi, uçtular aramızda. Sonra dedim ki bu demek ki biraz pişman oldu yaptıklarından. Ben bunun yanına gideyim. Ondan sonra evet, gerçekten gelmeni isteyerek çağırdım. Ondan sonra şey olmuştu. Yani. Aramız düzelmişti ve düzeliş. Sonra birbirimizin en yakın arkadaşı, sırdaşı, dostu, her şeyini bilen evet, insan olduk. Hani akıl alacağımız zaman da birbirimizden danışırız. Ya ailevi bir durum olur atıyorum işte. He. Farklı, sağlıkla ilgili bir şey olur. Sağ, evet. Ya üzülünebilecek her türlü konuda benim yanımda olmuştur. Ya sen de benim oldun. Sadece üzüleceğim taraflarda değil ama insan üzgünken yanındaki insan sayısı gitgide azalmıyor mu? Azalıyor evet. Çünkü millet şey oluyor bir süre sonra, niye çekiyorum ben bunu deyip salıyor. Benim de öyle çok oldu mesela evet, ama hani mesela sana aynı şey olmadı. Yani öyle. O yüzden dostlarınızın kıymetini iyi bilin. Ya. Düğünlerine katılıp gram altın. Evet.
gram olur, çeyrek olur durumunuza göre. Bu arada senden tek dileğim gram falan değil, şarkı söylememen. Abi onu zaten düğün sahibi istemediği sürece öyle bir şey yapmam yani, yapamam. Ama evet, ama bir şey söyleyeceğim, şimdi o kadar kötü değildi abi. Bak, o kadar şöyle kötü bir ya, sesim hani yoktu yani. Yukarıyı çabuk hızlı yaptın işte son iki odayı. Neden evet, hızlı yaptım? Sen şarkı söyledin şimdi. Şarkı söyledi. Abi bir şey söyleyeceğim. Hayır, çok güzel şarkı gittim, söyledim. Şarkı çok güzel söyledin. İşte bir de böyle kendini övüyor yani. Gayet güzeldi. Siz de bir gün dinlersiniz belki. Dinlemeleri iyi mi olur kötü mü olur zaten bilmiyorum. Zaten 3-5 takipçim var diyormuşum. 108 abonem var, kendine gel. 108 mi oldu? Bir ara abi 109'du. Tamam. Sonra baktım böyle pıtır pıtır 101'e doğru gerilemeye başladı. Neden? Şu YouTube'u çok, çok boşladığım bir dönem. Ne hangi dönemde hatırlamıyorum. Bundan bir 3-4 ay öncesi olabilir. Sonra son 1-2 videodan sonra tekrar pıtır pıtır artmaya başladı. O yüzden sevindim. Allah'a çok şükür. Bir ara videomuz dondu sandım. Sen hala donuk gözüküyor. Aslında donuk gözüküyor ama biraz gerginim. Ben de gerildim ama aynı zamanda da düzeldi düzeldi. Gitti. Çok Allah'ım, işte hayat da böyle gerilimler sunuyor bize. İşte böyle şeylere gerilip gerilip boşuna yorulmak. Ya ben hoşuma gitmişti. Bir daha öyle çirkin gülmem, bir daha saçma sapan espriler yapmam çok kırdı diye. Kalbimi çok kırdı. Ben. Ama bu doğal hali. İnsanlar benim doğal, ama bir şey söyleyeceğim, o kadar da doğal değiliz şu anda biliyor musun? Çünkü ilk video olduğu için, Dropindo için. Evet. Dropindo zaten oradan geliyor. Yani biri şey demişti, aa doktor musun falan. Hayır abi, doktor değilim yani. Dropindo. Doktor Opindo falan mı oluyor o zaman? He? Bir de şey gibi ya, operatör. Doktor Opindo. Doktor falan. Aa evet, hiç ya, öyle düşünmemiştim. Bu yaşta biri operatör doktor olabilir mi? Ne kadar salak var. Daha bunun TUS'u var. İyi ki doktor bir şeyi var. Doktor olanlara Allah'a, Allah'tan akıl uzmanlığı. Ama versin, tabii bir taraftan da Allah yardımcıları olsun. Evet, kutsal bir bu meslek. Pandemi döneminde gerçekten. Evet. Canla başla çabalayanlar Allah. Öyle, öyle. Bir de bazıları çok sevimsiz oluyor. Onları sevmiyorum. Evet, ben çok denk gelmedim onlar. Gerçekten benim karşılaştığım doktorlar hep minnoş. Hayır, benimkiler çok suratsızlardı. Bugünkü hariç, bugün dişçiye gittim. Ya o kadar gerçekten yani, dişçi fobisi olan bir insan varsa gerçekten ilk gitmesi gereken doktor bugün gittiğim doktor. O kadar tatlı ve o kadar cana yakın davrandı ki, böyle şey, bir de iyice dişçi fobim tavana çıkmasın diye tam 6 iğnelik anestezi falan yedim. Yani biraz daha iğneyi çaksaydı muhtemelen lokal anestezi değil genel anestezi etkisi gösterip suratını komple uyuşturacaktı. Ama neyse, çok şükür ki artık bir dur noktası oldu sevgili doktorumun. Yani öyle. Hiç söyledin mi korkuyorum diye? Söyledim, gittim dedim ki benim dişçi fobim var dedim. İğneleri bastı şey diyor bir de. Eğer diyor iğneleri basmasaydım dişçi fobin daha da artacaktı yapıyor. Bir de böyle artistik yapıyor bana. Ama ben de dedim, sağ olun. Acılı bir işlem değil ki. Ya şöyle, acılı bir işlem olup olmadığını da bilmiyorum açıkçası. Hı. Daha önce böyle bir işlem görmediğim için doktor da bastı vallahi iğneleri yani. Vallahi o kadar diş problemi yaşayıp o kadar çok dişçiye, doktora gittim ki hiç koymaz var ya. Şu an yani, bir doktor gelse yani ağzımı açar yatarım. Yine bu işlem öyle oluyor. Değil, bir ara şey yapasım geldi. Uyuyasım geldi. Böyle şey iyice yatırdı çünkü böyle. Bir de kafamın, gözümün üstünde ışık. Yani dedim ki acaba uyusam mı dedim. Sonra adam bir şeylerle uğraşırken ayıp olur diye. Adamın işine verdik, eşlik edeyim bari. Aynen, yaşayayım dedim. Yani gözümü kapatmamayı tercih etmem ama gerçekten bir ara uyuyasım geldi. O kadar sızdım. Yo, anesteziden değildi ama o sızma. Yani bayağı şey, artık doktora güvendim. İlk 3 saniyede adamın ne kadar iyi niyetli ve ne kadar şey, iyi bir doktor, güven veren bir doktor olduğunu anladım. Ondan sonra dedim ki sen uyusan bile artık canını bile teslim etsen. Yani bu can bu bedenden çıkmaz, Allah bilir ama dedim. Ondan sonrası öyle işte. Sonra peki bir şey diyeceğim. Çok doktor muhabbeti oldu ama dişçiyle ilgili. Hani böyle ağzına bir tane bir şey takıyorlar. Kanca sükürük gibi. Çeken. Sükürük çeken. Böyle evet. Blablabla. Evet. Diye sprey gibi bir şey de fışkırtıyor. Evet ama kanca ile ilgili bir şey diyeceğim. Hani tamam, uyuyabilirdim dedin ya. Hı-hı. Hiç şu korku olmuyor mu? Allah'ım, tükürüğümde boğulur muyum acaba? Yok, yani tükürüğümde boğulur muyum korkusu yaşamadım. Çünkü hep zaten o çekiyor.
Kanka bazen çekmiyor, sonra burada böyle doluyor, sonra amca sana laf atıyor zaten amca, ağzın açık. Şey dedi bir ne ara. Ne laf açıyor? Tükür dedi. Bak diye. Adama diyorum ki o kadar dişçi bilmiyorum ki bak gerçekten dişçilerden o kadar korkuyorum ki. Nereye dedim adama. Nereye tüküreyim? Gel üzerime. Kanka sen bayağı bilmiyorsun. Ben çok korkuyordum. Yani benim hayattaki en büyük korkum dişçi fobisidir. Ve şey yani bugün o fobimi yendim. 13 senedir mi oldu acaba? 13 olmuş mudur? Ne? Dişçiye gitmeyelim. Hayır biz arkadaş olalım. Ben 24 senedir gitmiyorum. Ya gerçekten arkadaşlar bunu açıklamak istemezdim ama. İlk defa seninle ilgili böyle bir şey duyuyorum. Ya yani ben dişçi fobim olduğunu hiç söylemedim ya. Ama genel olarak zaten doktor fobim var. Yani ölümcül bir hastalığım olsa doktora gitmem herhalde. Şey ölmeyi beklerim. Yani bir canım ne zaman gidecekse artık. Aa parmağımı. Tatlının içine revani, soktum. Ney bu? Ney bu? Onun içine, tatlının içine koydum. Ay çok koydum utandım parmağını. Gerçekten bunu yayınlayacak mıyız? Keşke kırpabilsek. Parmağımı tatlının içine sokma mıydın? Evet mi? Hem öyle hem saçmaladık falan. Yo. Sorun değil mi? Hayır bir ya. Bir şey diyeceğim. Ablanla işte annenle babanla koyduğun videoları hep ses kayıtlarını falan dinledim. Hiçbirinde bu kadar kimse saçmalamamıştı. O yüzden biraz kendimi hayır alakalı, ama şöyle bir şey var. Annem mesela çok şey oldu. Çok kasıldı. Tatlıydı, aşırı yani tatlıydı. İnanılmaz kasıldı videoda. Tatlıydı. Kendi gibi davranamadı. Kendisi daha komik bir kadın ve daha large bir kadın aslında ama çok ciddi o ilk evet çok ciddi. Ya, fazla evet. Ciddi değil o kadar ama ben baktım yani annem gerçekten fazla ciddi takılmış. Hayır, normalde videonun. İnanılmaz tatlı bir kadın ki orada da tatlıydı yani. Babam kendi gibi, ablamın ilk videosu biraz daha kasıntı. İkinci sonda bir de orada ya, ses kaydımız aşırı. Şey ilk videoda ses kaydımız evet. Amatör. Bunlar da bir tık daha iyi. Evet. Öyle yani bakalım. Aynen. Ama şey çok takdir ediyorum. Gerçekten böyle devam ediyor olman video ile ilgili ki mesela bu konuşmak bile kendini az da olsa ifşa etmek yani hani bunu cesur şekilde yapabilmeni gerçekten ya çok takdir ediyorum. Ya kendimle ilgili zaten istesem şimdi de bilgi veririm ama yani sonuç olarak kanalın gidişatı ne derece iyi olacak onu bilmediğim için kendimi sonunu henüz netleştiremediğim bir projenin içinde ifşa etmemeyi tercih ediyorum. Gerek çünkü yok her zaten. Girdiğim işte kendimle ilgili bir şey söylesem o zaman oho yani. Evet, zaten kendinle ilgili bir şey söylemene gerek yok bence ama en azından hani böyle seni tanımadan bile insanlar sonuçta eleştirme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar. Aynen, aynen. O yüzden böyle bir platforma kendini böyle adayabilmen, atabilmen bence aynen, bu konuda haklısın. Konu. Evet, bu odayı da Dropindo yaptı. Evet, işte bana şarkılar artık böyle şey, söylenirken son kısımlarda kumaş parçası falan koymayı ama bu oda güzel. Bu oda gerçekten güzel. Hepsi güzel ama hı-hı. Mesela çalışma odası biraz daha doldurulabilirdi. Açıkçası halı falan koyacaktım ama koymadım. Çalışma odası üst katta hangisi? Bir yere yaptın ya böyle çalışma odası. Hı-hı. Orası doldurulabilirdi ama mutfak çok güzel olmuştu. Eline hı-hı. Sağlık. Thank yani you. Genel olarak bizim beğendiğimiz bir projeydi. Sonlarına doğru yaklaşıyor muyuz bilmiyorum ama 10 dakika var daha. Biraz daha konuşalım o zaman. 2 yok ya 10 dakika mı var? 5 Hayır mi ya var? 5 dakika falan var. Yani şöyle şuradaki problemi anlatalım o zaman. Biz normalde buraları dolduracaktık evet. Ama nasıl bir problem yaşadığımızı bilmiyorum. Mobilyalar kendi kendine şu bölgede kaybolmaya başladı. Hı-hı. O yüzden dilediğimiz gibi dolduramadık. Keza alt kattaki mobilyalar için de, alt verandadaki mobilyalar için de böyle bir sorun oldu. Ve ancak bu şekilde verev koyduğumuzda bir şeyler yapabildik. Ki yani çok içimize sinen bir şey olmadı şu üst balkon. Onun dışında alt veranda da aynı şekilde. Buna benzer bir sorun yaşadık. Bir de peyzajla ilgili aslında daha zengin bir peyzajlama yapacaktık. Peyzaj dizaynı mı denir? Bilmediğim konularda çok konuşmak istemiyorum. Sonra linçlenme konusu herkesi sarmış. Dış mihraklardan. Peyzaj diyelim geçelim. Peyzajı çok iyi olmadı. Bahçe düzenlemesi çok iyi olmadı. Çünkü o da ben biraz acele ettim. Yani iyi olmadı demeyelim ama yani. Fakir oldu. Biraz kısıtlı bir zamanımız kaldı artık sonlara doğru. Evet. Bir de şimdi şöyle de bir şey var. Yani videoyu tamam hani bahçeyi de düzenle ama hani kaç dakikalık video yapacaksın hı-hı. Artık daha. Hani biz normalde 35 dakikalık bir video olsun kafasıyla çıkmadık hı-hı. İşte 20-25 maksimum taş çatlasın evet. Biter diye. Ben öyle çıkmıştım. Ben de sonra öyle baktım ama işin arkası gelmedi. Benim mutfağım olayı bitirdi ya, zaten en başından. Yani ben elimden geldiğince kırptım ama artık önemli yerler kalmıştı.
Bir de çok bol eşya kullandık. Öyle de bir şey var. Yani hani hiçbir yeri boş geçmemeye çalıştık. Tabii boş geçtiğimiz yerler var illaki. Antreler mesela boş. Merdivenin altındaki odayı döşemeyi unutmuşuz onu şu an video izlerken fark ettim. Aynen. Ama yani hani artık gerçekten vaktimiz kısıtlı olduğu için bu kadar. Hayır, bir de çok uğraştık kanka, artık şey oldu yani, hani yeter bu Tabii kadar canım artık bir süre hani. sonra evden sıkıldık. Aynen. Yani yeni bir ev yapasınız falan var ama hani artık bir süre görmek istemiyoruz Yo, galiba. aynen, ben bir süre seninle de görüşmek Tamam istemiyorum. Şaka söz bir ya, şarkı söylemeyeceğiz yok söz. yok, vallahi gerçekten sesi kötü değil bu arada, ama yani hani hem odalarla uğraşıyorum, hem seninle uğraşıyorum. Biraz ona yoruldum, yoksa hiç sorun Niye? Dün öyle değil. demiyordun. Susabilirim dediğimde söyle söyle diyordun. Son şarkıların güzeldi. Başlar kötüydü. Çünkü Başlarda başlar yanlış Türkçe şarkı şarkıydı. seçimi, Sonlar İngilizce şarkıydı ve ben evet. eğer narsizme girmeyecekse yabancı şarkıları Yok, daha iyi girmez. söylüyorum. Bence Sonuç öyle olarak bir bir şey taraftan var. bir şey daha iyi yaptığımı söylerken bir diğer taraftan bir şey daha Gömdün. kötü yaptığımı söylüyorum. Hayır. Bence Tek öyle. taraflı Bence de övmüyorum kendimi. öyle. Ama sonuçta bir övgü Neyse, sorun değil kanka. Bir de ne diyecektim sana? He, mesela bunu söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama tamam, azıcık daha konuşayım. Zaten belli yerleri kırparız. Burayı da kırparız mesela. İnanılmaz bir Eurovision hayranlığı var. Ve gerçekten yani böyle, Evet. ay çok gerildim şu an, video bitti. Yo Bence bitmedi, bununla devam. ilgili konuşabilirsin ileriki bölümlerde Oyun yani. videosu çekerken yapacağım ilk video çekiminde Evet. zaten bununla ilgili konuşmayı düşünüyorum. Kesinlikle Eğer yani. takip eden olursa. Çünkü bir örnek vereyim. 2001 Eurovision birincisi kimdir? Estonya. 2003 Biz. 2003 ikincisi kimdir? Belçika. Manga hangi 2010. tarihte kaçıncı oldu? 2. Gördünüz Şu an mü? Yani böyle bir random çocuk. sorularla geldi. Yani. Bununla ilgili de isterseniz yoruma böyle bir yayın yapılsın. Aynı zamanda da biz ev Kesinlikle. yapım videosu izleyelim bunu dinlerken derseniz yorumlara fikirlerinizi bırakabilirsiniz. Bugün yanıma geldiği için ve aynı zamanda bu evin yapımında bana destek Ya. olduğu için, kendisi de emek harcadığı için canım arkadaşım, en yakın arkadaşım ve yakında telli duvaklı göreceğim biricik dostuma Ben teşekkür ediyorum. Siz teşekkür de ederim. görmek istediğiniz farklı ev tasarımları için Instagram direkt mesajdan bana ulaşabilirsiniz. Umarım güzel bir video olmuştur hepiniz için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna ve abone olma butonuna basmayı unutmayın. Hepinize iyi haftalar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.